Şimdi neredeydik? Onu söyleyelim. 272. Üçüncü kitaptayız. Evet. Üçüncü kitap rejimin, yani yönetimin tanımı ve sınıflanması. Kaç çeşit yönetim vardır? Önce birinci bölümde kentin ve yurttaşın tanımı. Sonra bu tanımlamaların pekiştirilmesi, tartışmalar, yurttaşla ilgili olarak yurttaşın ahlaki durumu, kaba zanaatkârların yurttaşlığı ve onun özdemi. Biz şimdi 1278 B30'dayız. Yani 8. bölümün içindeyiz. Rejimin tanımı ve tasnifi. Şimdi Aristoteles bunu nasıl yapıyor? Belki Platon'dan farklı olarak Aristoteles yaşanan hayata bakıyor. Yani kentlerdeki yönetimler nasıldır? Bu yönetimleri gözleyeyim, hepsinde ortak olanın tanımını yapayım ve değişik yönetimleri sınıflayayım. Yani bu bakışı mesela doğaya bakış, hayvanlara bakış, insanlara bakışında da benzer bir durum var. Bunları nasıl sınıflandırabiliriz? Diyor ki, tasnif etmek kolaydır. Zira dışa yönelik eserlerimizde de bunu sık sık yapmıştık. Yani gözleme dayalı olan. Zira gerçekte doğal efendiler ve doğal köleler için aynı şey faydalı olsa da efendi yönetimi efendinin faydasına olan bir yönetimdir ve ancak ikincil olarak kölenin faydasınadır. Zira köle ortadan kalktığında efendi yönetimi var olmaya devam edemez. Değil mi? Önemli bir saptamadır. Yani birbirine olan bağlılığı, bağımlılığı göstermiş. Yüzyıllar sonra Hegel onu köle-efendi diyalektiği olarak anlatacaktır. Yani köle de aslında bir şekilde efendidir. Çünkü o da biliyor ki ben olmazsam bu insan efendi olamaz. Ancak çocuk, kadın ve genel olarak hanenin yönetimi ya da yönetilenin uğrunadır ya yönetilenin uğrunadır ya da her ikisine ortak olan bir şey uğruna. Esas olarak tıpta, beden eğitiminde ve diğer sanatlarda gördüğümüz üzere yönetilen uğrunadır. Yani bu yönetenin yararına olan bir şey değildir. Yönetilen için bu yönetim biçimi kuruluyor. Uğruna yararlanmadan mı kullanılıyor burada? Evet, yani onun amacı, onun içindir. Zira nasıl bir geminin kaptanı daima gemideki denizcilerden biri ise, çalıştırıcının da çalıştırdığı atletlerden birisi olması mümkündür. Devam ediyorum. Dolayısıyla çalıştırıcı ve kaptan yönettiği kişilerin iyiliğini gözetir.
Ancak onlardan biri olduğunda ikincil olarak faydadan kendisi de pay alır. Zira kaptan bir denizcidir, çalıştırıcı ise çalıştırıcı olsa da çalıştırılanlardan biri olur. Dolayısıyla yurttaşların eşitliği ve denkliğini esas alan politik makam söz konusu olduğunda, yani politik yönetim, bu government diye İngilizce'deki kavramı makam diye çevirmiş. Yönetmenin sırasıyla yapılmasının doğru olacağını düşünürler. Eskiden insanlar doğal olarak sıraları geldiğinde kamu hizmeti yerine getirmenin doğru olduğunu düşünür ve kendileri makamdayken, yani kendileri iktidardayken diye. Başkalarının faydasını gözettiği gibi kendilerinden sonra gelenlerin de onların iyiliklerini gözetecek biri olmasını doğru bulurlardı. Bugünlerde ise kamu kaynaklarından ve makamdan elde edilen kazanç yüzünden insanlar sanki hastaymış ve makam sahibi olarak tedavi oluyormuş gibi sürekli olarak makamda, yani iktidarda kalmak isterler. Yani hasta nasıl iyi olmadıkça hastaneden çıkmak istemiyorsa, bu yöneticiler de bir türlü yönetim kademelerinden aşağı inmiyorlar diyor. Yani 2500 sene sonra durum yine farklı gözükmüyor. Muhtemelen hastalar da bu şekilde makam peşinde koşarlardı. Çok ilginç. Çünkü hastanın da bir iktidarı vardı. Yani sanılır ki hastayla şifacı arasındaki ilişkide hasta köledir, şifacı da efendidir. Ama böyle değildir ilişki. Yani böyle bir görünüm arz etse de pekala hasta şifacısını ele geçirebilir. Değil mi? Yani nasıl hasta olduğumuza bağlı olan bir şey. O halde açık ki mutlak olarak adil olana göre ortak faydayı gözeten rejimler doğru rejimler, yöneticilerin faydasını gözetenler ise yanlış ve doğru olanlardan sapmalardır. Yani yalnız yöneticiyi düşünerek bir yönetim kuramazsınız diyor. Zira sadece yöneticiyi düşünürseniz bunlar despotik yönetime benzer. Kent ise hür insanların ortaklığıdır. Hür insanların ortaklığıdır. Değil mi? Çarpıcı gerçekten. Bir bakayım neredeydik? 1279-22. Evet. Hür insanların ortaklığıdır. Eleftheria. Eleftheria hürriyet demek. Hür. Öyle bir gazete var galiba Yunanistan'da halen. Hürriyet diye. Polis diyor, hür insanların ortaklığıdır, ortak yaşamasıdır. Koinonia, koinonia ortaklık demek.
Polis koinonia ton eleftheron estin. Yani ortakların hürriyeti hür oluşlarıdır. Hocam elinizde kitap İngilizce değil mi? İngilizce değil mi? Yunancası da var. Eski Yunanca, İngilizce. Yani bazen şeye bakmak geliyor, metne bakmak gerekiyor. Onun için taşıyor. Şimdi bu açıklamaları okumasak iyi olur. Yani doğrudan doğruya metni okuyalım. Tamam. Çünkü çok da faydası olduğunu sanmıyorum. Tekrar okuyor. Yani öyle bir araya müdahale edip kendisi yorumlamış. Doğrudan metni okuyalım. Önce doğru rejimlerden başlayarak, yani doğru yönetim diye bir düşüncesi var. Doğru yönetim. Şimdi bütün bu konular belirlendikten sonra doğru yönetimden başlayarak işte bunların evet orthos doğru yönetim yani doğru yönetim yöneticiyle yönetilenlerin birbirine uyduğu yani yöneten yönetilenin amaçlarını, beklentilerini biliyor. Yönetilen, yönetenin beklentilerini biliyor. Ve bu karşılıklı biliş bir harmoniya, uyum sağladığı zaman uygun bir yönetim belki biraz anakronistik bir açıklama oldu ama rejim ve yönetici zümre aynı şeyi ifade ettiğine göre yönetici zümre herhangi bir kentte yetki sahibi olan unsur olduğuna göre ve yetkili unsur ya tek kişi ya birkaç kişi ya da çok sayıda olması gerektiğine göre hani bir çeşit oligarşiden söz ediyor değil mi? Yönetenler topluluğu. O zaman tek kişi azınlık veya çoğunluk ortak fayda için yönettiklerinde bu rejimlerin doğru olması gerekir. Fakat bir ya da birkaç kişi ya da çoğunluk olmasına bakılmaksızın kendi özel çıkarlarını amaçlarlarsa bu rejimler sapmış olurlar. Oysa halkın yönettiklerinin çıkarlarını gözetecekler. Zira ya katılımcılar yurttaş olarak çağrılmamalı ya da faydaları paylaşmalıdır. Faydaları paylaşmalıdırlar. Yani yönetenler de yurttaş olması lazım. O kentten olması lazım. Ve sonuçta elde ettikleri kazancı da halkla paylaşmaları gerekir. Ortak faydayı gözeten monarşiye geleneksel olarak krallık adını veririz. Geleneksel olarak krallık adını veririz.
bir kişiden fazla bir azınlık tarafından yönetime aristokrasi deriz. Demek ki ortak faydayı gözeten monarşi krallıktır. Bir kişiden fazla bir azınlık tarafından yönetime aristokrasi deriz. Ya en iyiler yönetimde olduğu ya da kent ve kenti paylaşanlar için en iyi olanı gözeterek yönettikleri için. Buna aristokrasi diyor. Çoğunluğa da cumhuriyet diyor. Ancak çoğunluk ortak fayda için yönettiğinde tüm rejimler için ortak olan ad verilir. Yani politeia cumhuriyet. Böyle olması makuldür, zira bir kişi ya da azınlığın olağanüstü derecede özlemli olması mümkünken, daha çok sayıda insanın her özlemde başarılı olması zordur. Ancak özellikle askeri özlemde başarılı olmaları mümkündür. Buradaki özlem, arete, yaptığı işi iyi yapanların, yapanlara, hakkıyla yapanlara verilen sıfattır. Ya isimdir. Yani özlemli kunduracı demek, hakkıyla kunduracılık yapan demektir. Erdem. Özlem diye onu çevirmiştik biz. Erdem çünkü eril bir şeydir. Erdem erkeğe benzer demek. Dem eki eski Türkçe'de benzer demek. Gibi. Gibi demektir. Yani erdem erkek gibi demek. Onun için biz onu değiştirip ya bu sözcüğü kullanmayalım arkadaşlar. Öze benzer diyelim. Özümüz insan. Onun için özlem sözcüğünü önermiştik. E bu sözlükte yok ama kullanıyoruz özlem. Özlem. Özlem diyoruz. Yani birkaç aydır. Ne birkaç ay? Özlem. Geçen sene. Hocam Esef yakınıyorum sizi. Ya. Değil mi ya? Ben hep yeni. Nereye? Birkaç yıldır diyeceksiniz. Ne birkaç aydır? Aa. İki yıl oldu. İki yıl oldu. İki yıl oldu. Bu zaman o kadar kısa gelmiş bizim. Özlem. Evet, pasta kesmiş. Bile yaptık özlemiş. Evet, kadınlara seçtik. Pastada mı kesmiştik? Kestik. Bugün 5 Nisan. Evet, 5 Aralık. Bugün Dünya Kadın Hakları Günü. Evet. Öz gibi, öze yakın. Ya çünkü çok eril dil. Bakın sözcükler eril olmasa bile sözcüklere bakışımız, sözcüklerin oluşturduğu cümleler arası anlam, yani satır araları bile çok eril ifadeler içeriyor. Yani buradan, çünkü bu farkına varmadığımız bir biçimde dünyayı tek sesli, kalın, incelikleri görmeyen, farklılıklardan bir haber, kaba bir dünya yapabiliyor. Ha bu şu demek değil. Yani şimdiye dek insanların kadın cinsi ezilmiştir. Ama hani bizim ülkemizde olduğu gibi hani askeri vesayeti kaldırıyoruz deyip başka bir vesayet kurma gibi, hani kadınlar da yönetimi aldığı zaman dünya neye benzer, ondan çok emin değilim yani. Çünkü sadece onlar haksızlığa uğradığı için savunma söz konusudur. Dolayısıyla orada bir adaleti tesis etmek lazım. Ama o zaman eğer yönetim biçimi tersine dönerse, bir tarafın ezildiği yönetimde sorun var. Buyurun. Hocam bu son zamanlarda bir sapiens
yazarı var. Evet. Onun bazı serilerini. Şimdi orada hepsini okumadım ama bununla ilgili ilginç bir tespiti var. Biraz ne diyor? Tıbbi çağrışımları da var. Diyor ki erkeklerin daha çok ortalarda görünüyor olmasını ve ben duydum makarayı hatta verdim şöyle. Akut stres diye bir tanım var. Akut stresle başa çıkabilme daha doğrusu. Şimdi şeyde kadınlarda burada problem var. Yani akut stresle başa çıkmada genel olarak orada erkeklerin yapısı hemen şeye ele alma şeklinde karşımıza çıkıyor ve onu bile getirmiş. Yani mağarada hiç çocuk doğuruyor, ne yapalım? Hayır ama bir akut stresle karşı karşıya olduğunda bir problem karşısında her zaman için geri çekilmeye geliyor. Belki o değişik faktörler yani altı doldurulabilir burada. Hani erkeklerin ön plana çıkması da durup dururken de olmuyor. Yani böyle ilgilen zorlayıcı. Yani bir geçmişle ilgili. Ve belki işte değil mi beden yapısıyla ilgili olabilir. Çok şey. Ama belki bundan sonra böyle olmak durumunda değil tabii yani. Güzel, evet. Şimdi ne diyor? Çoğunluk ortak fayda için yönettiğinde tüm rejimler için ortak olan ad verilir. Yani ona politeia, Platon'un kitabının adı, cumhuriyet denir diyor. Böyle olması makuldur zira makuldur zira bir kişi ya da azınlığın olağanüstü derecede özlemli olması mümkünken daha çok sayıda insanın her özlemde başarılı olması zordur. Şimdi eski Yunanlı bu özlem diye çevrilen sözcük aslında bizim anladığımız anlamda özlem değil. Çünkü bizim anladığımız anlamda fazilet diyelim eski sözcükle. Bir ahlaki olgunluğu, bilgeliği gösterir. Ama eski Yunanlı arete deyimini kullanıyor. Burada özlem diye, erdem diye çevrilen sözcük. Toplumun size verdiği işi hakkıyla yapmak demektir. Yani özdemli kunduracı deyince iyi kunduracı yani işini iyi yapıyor demektir. Yani özdemli öğretmen dediğimiz zaman öğretmen nasıl olması gerekiyorsa öyle öğretmen oluyor demektir. Yani orada yanılmamak lazım. Çevirirken bunları dikkat etmek gerekir. Yani eski Yunan'ın aretesi bazen onun için modern dillere mesela İngilizceye virtue diye çevriliyor ama bazen de excellence diye çevirilir. Yani excellence mükemmellik demektir, yetkinlik. Yani eksiğin ve özürün olmayışı. Yani özlemli cerrah demek, işi ne yapması gerekiyorsa onu yapan demek. Özlemli atlet, işte ondan beklenen performansı gösteren atlettir. Cumhuriyet diye çevrilmesi de anakronistik bir çeviri olabilir, politeia. Onun için bu metinleri okurken ihtiyatlı okumak lazım. 2500-2400 sene önceki bir hayatı hakkında yazılan bir metni okuyoruz, unutmayalım. İşte böyle metinleri okumak zor. İngilizler çevirirken kendi zamanlarına çekerek çoğu zaman çeviriyorlar. Bu da büyük bir çarpıtmaya yol açıyor. Cehalet de var ya. Dün bir film seyrediyordum. O filmin kahramanlarından biri
Plato diye bir şeyden söz ediyor. Plato der ki filan diye. Türkçe'ye çevirirken Plato diye çevirmiş. Yani onun Platon veya Eflantın olduğunu bilmiyor. Plato diye herhalde bir İngiliz düşünür filan var. Yani bir yazar. Veya Plato diye bir şey var. Bir köpek adı filan da oluyor da. Plato. Ya bu kadar cahil olabilir ya. Hangi filmdi? Ya bilmiyorum, sinema kanallarından birinde seyrediyordum. Yani saçım olsa yolacağım da yoktu. Yani bu kadar cehalet, inan. Şuş dedim ya. Yani artık Platon'u bilmeyen bir mütercim nasıl olabilir? Çok yanlış yapılıyor biliyor musunuz çevirilerde? Hani Allah'tan günlük dil konuşuyorlar da onu biraz anlıyorlar. İşte su ver, bilmem şey, değil mi? Cadı, madı filan gibi biraz argo şeyleri filan çeviriyorlar. Ama böyle entelektüel alana girdiğiniz zaman saçmalamaya başlıyorlar. Mesela fizikten konuşuyorsa saçmalıyor, fizik bilmediği için oradaki kelimeleri çeviriyor. Mesela gravitasyonu yer çekimi diye çeviriyor. Halbuki gravitasyon yer çekimi değil. Kütle çekimi. Çünkü bu yeryüzünde onu yerin çekimi olarak, ama kainatta var ya bu. Kütleler birbirini çekiyor. Yani öyle yanlışlar yapılıyor ki mesela belki bazılarımız da yapıyor. Sıcaklıkla ısıyı karıştırırlar. Yani ısı 27 derece diyor. Isı 27 derecede olmaz. Sıcaklık ölçtüğümüz sıcaklıktır. Isı enerjidir. Kalori. Onun birimi kalori. Isı, sıcaklık, her şey birbirine karışıyor yani. Yani öbür türlü de tabii edebiyat, sosyoloji, diğer alanlarda da cehalet çok fazladır. Her şey birbirine karışıyor. Bu neden böyle oldu? Mesela ben öğrenciyken hala eskiden gelen, mesela köy enstitülerinde filan yetişmiş veya Osmanlı zamanının iyi eğitim almış, yani Galatasaray Sultanisi'nden falan yetişme hocaları vardı. Az da olsa lise azdı, idadi azdı falan. Ama birdenbire nüfus artışı ve köylerden kentlere hızlı göç işi bozdu. Çok hızlı öğretmen ihtiyacı çıktı. Böyle 2-3 aylık kurslarla öğretmenler yetiştirildi. Belki onu hatırlayanlar vardı, gençler hatırlamayabilir de. Yani değil mi? Siz hatırlarsanız 70'li yıllarda. Ya inanılmaz bir şey. Olmaz yani. Mümkün değil. Şimdi Türkçe dersine giriyorsunuz ve tıntın vaziyet. Nasıl orada o Türkçe? Bir defa Türkçe öğretmeniyseniz doğru dürüst konuşabilmeniz gerekir dilinizi. Çok zarar verdiler gençlere. Ya, buyurun. Bir de alanların dışında öğretmenlerin çoğunun aslında Türkçeyi de düzgün kullanmadığı, dili bilmediği. Belki sizin aynı mesela, değil mi? Kültürden de haberin olmadığı. Evet. Yani çok basit olayları bile bilmediği görüyor. Ya mesela şeylerde, mahkeme şeylerini okuduğun zaman da hakim yazdırıyor mesela. Allah! Yani eski hakimler böyle uzun uzun cümleler kurdururlar. Hakikaten bakıyorsunuz sentaks yerine falan. Ama şimdi o konuda da sanıyorum sıkıntı var. Hayır. Konuşmalarda şöyle bir görüntü vermemiz de bize yakışmaz. Yani biz bir elit zümreyiz. Değil mi? Yani zavallı halk. Değil mi? Hocam ben yani, bir şey. Yani öyle bir, ben biliyorum yani öyle bir niyetimiz de yok. Yani burada bizim okuduğumuz metinlerin okuyamayanlar veya onları anlama sorunları olanları küçük görüp işte felsefe bilmeyenler ölsün filan. Yani bu hiç bize yakışan bir şey değil.
Yani felsefi düşünmenin normal düşünmeden farklı bir şey oluyor. Evet. Ben, bu çok önemli tabii. Yani şeyler sonra, sizden sonra. Şimdi bu farklıdır. Ama bir üstünlük değil. Bir imtiyaz değildir. Yahut da hani bu herkes piyano çalamaz. Bazı yetenekli insanlar piyano çalabilir gibi de bir şey değil. Yani aklın akli melekelerinde sorun olmayan, yani fizyonörolojik problemi olmayan, bunamayan, zeka düşüklüğü olmayan herkes yapabilir. İşte bunun için toplum da bunu yapacak iklimi yaratmak gerekir. Mesela hiç eğitim almamış insanlar da öyle düşünüp öyle sorgulayabilirler ki yaptıkları işin felsefe olduğunu bilmezler ama bunu irdelerler, tartışırlar, kavramlaştırırlar. Var mı öyle bir insan örneği? Ben gördüm. Aşık Beysel. Gördüm. Var. Olmaz olur mu ya? Yani muhtemelen hepimizin görmüş olması gerekir. Bence var. 7 yaşına kadar bütün çocuklar felsefe yapıyor hocam. 7 yaşından sonra evet. Var. Çocuklarda var. Yani. Ama çocukları işte okula gönderdiğimiz zaman bitiyor her şey. Bakın tiranlık. Tiranlık politeia cumhuriyet demiş. Bu yönetimde olanlar özlemli olabilirler. Şimdi şunu hatırlatayım size. Aristoteles'e göre özlemler iki türlü olabiliyor bir açıdan. Ahlak özlemleri vardır, düşünce özlemleri vardır. Yani özlemli olma, mesela hakikaten düşünebiliyorsanız, tartışabiliyorsanız, bilginizi geliştirebiliyorsanız özlemli insansınız. Entelektüel özlem, düşünce özlemine sahipsiniz. Hatta Nikomahos'a etikte mesela Batı dillerine pratik özlem diye çevrilen sözcük nasıl yaşayacağını bilme özlemidir. Entelektüel özlemdir. Nasıl yaşayacağım? Ben buna tabii bunu ahlak olarak görmediğim için belki görmem gerekir. Çünkü özlem sözü kullanılıyor belki ama ben bunu bir sanat olduğunu düşünürüm. Yani nasıl yaşayacağını bilmek bir yaşama ustalığıdır. Ve bunun çarpım cetvelini öğrenir gibi öğrenilmesinin imkansız olduğunu düşünürüm. Gerçi birçok kitap var işte nasıl mutlu olursunuz falan filan gibi. Bir insan onu kendi bulmalı. Vereceğimiz eğitim bu işte. Yani genç arkadaşlara kendi hayatlarına sahip çıkıp kendi hayatlarının yazarı olmak, kendi hayatlarının şairi olmak ne kadar olunabilirse, kendi hayatlarının ustası olmak. Yani bu arada da Refik Durbaş şairi değil mi? Yani usta deyince yani hep ölmek bana mı düşer usta? Yani ustalık ayrı bir şey. Biz çünkü sanıyoruz ki mutluluğun mesela mutlu olmanın bir algoritması var. Bir yerde yazılıyor. Yani ne demek algoritması? Yani önce şunu yap, sonra bunu yap, sonra bunu yap, mutlu ol gibi bir şey.
Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok yani. Bu böyle olmaz ya. Hayat böyle bir şey değil. Algoritmayı makinalara öğretebilirsiniz. Yani onlar için yapılabilen bir şey. Yani bazı işleri yapmak için algoritma uygun olabilir. Yani askerlere filan bir şey anlatırken belki bazı konuları. Ama hayat çok zengin ve karmaşık. Hala mutlu olmayı öğrenemedim ama bir kitap bulsam, bir okusam acayip mutlu olacağım. Ben hayatımın bir dönemine kadar, mesela 45-46 yaşına kadar böyle bir kitabın olduğuna inanmıştım. Kütüphanedeki bütün kitapları karıştırıp bizim okulda yüzlerce kitap var. Ya hala bulamadık kitabı be. Şimdi diyorum ki ne kadar aptalmışım. Hani belki de şimdi aptalım. Yani böyle bir kitap yok derken de aptal olabilirim. Çünkü bu çok kolay bir şey. Kitaptan değil efendim. Yaşadıklarından öğrenmelisin. Zor olan bu iş. Hep bir kolay bir şey arıyorsun. Biri anlatsın da hayatın ne olduğunu öğreneyim. Yok öyle böyle. Kendin bul. Şimdi felsefe öyle bir şey. Mesela biz çocuklarla bu TED Üniversitesi'nde daha böyle felsefeye giriş filan dersleri yapıyoruz. Bir çocuk dedi ki, ya dedi bir felsefe okuyoruz falan filan ama hiç nasıl yaşayacağımızı hala öğrenemedik. Yani birisi bize bunu bu kitapta hiç yazmıyor. Böyle bir şey. Ama felsefe kendi özel durumunuzda ne yapacağınızı size söylemez. Hep genel konuşur. Yani mutluluk şöyle bir şey olabilir der belki. Ama siz onu nasıl yaşarsınız? Siz bulacaksınız. Hani hep verdiğimiz örnek vardır ya. Yani bir erkek diyelim ki 3 kafasında evleneceği 3 dişi var, insan var. Diyelim ki Ayşe, Fatma, Zehra. Değil mi? Hangisiyle evleneyim? Şimdi bilge bir insana gitsen, anlat bunların özelliğini, Zehra olabilir der. Filozofa gittiğinizde, filozofun size söylediği, evliliğin ne olduğunu düşündün mü diye soru sorar. Yani Zehra'yla, Ayşe'yle evlen filan demez. Bütün filozoflar bundan kaçınır. Bu çünkü çok tehlikeli bir şey. Bakın kendi özelini yaşayamayan insanın felsefeden nasiplenme imkanı yoktur. Onun için psikolojik danışmanlık gibi bir şey değil felsefe. Gerçi öyle yapmaya çalışanlar olmuştur ama değildir yani. Sizi öyle düşünme donanımına sokmaya çalışır ki o donanımla siz kendi tekil durumunuzda ne yapacağınızı kendi iradenizde bulabilin. Zaten bunu yapamıyorsanız felsefe size değmez ki. Dokunamaz, bir şey veremez. Ancak ukala dümbele yapabilir. Bir takım şeyleri öğrenir, konuşur durursunuz. Ama hayatınız yine felsefeden nasiplenmemiş olur. Ha felsefeden nasiplenmek şart mıdır? Değildir tabii. Yani felsefe insanlara nasıl yaşayacağını söyleyebilir de söylemeyebilir de. Yani sırf entelektüel bir oyun diye de felsefeye bakabilirsiniz. Ama hayatınıza dair bir şey de çıkarabilirsiniz. Ne dersiniz? Çıkar mı mesela şimdiye kadar çoğumuzla birlikte bir sürü metin okuduk.
hayatınıza değmiş midir? Murat ne dersin? Yani yaptığın programlarda, işimde... En tembele sorsun. İşimde, ha? Yıldız cevap versin. Aynen. Tembeldirsin burası. Sınıf başkanımız cevap versin. O versin değil mi? Bizim yerimize versin. Nebahat Hanım'ın çok güzel şeyleri var hocam. Yorumları değil mi? Evet, evet. Nebahat Hanım'ın. Evet, yani Nebahat öğretmenim söyleyebilir. Yani görüşünü belki. Ne dersiniz? Değer mi? Değiyor. Yani çok daha yani sınırdan nasıl anlatayım, daha bir özgürleşme oldu. Yani aileye bakışım, yaşama bakışım, ölüme bakışım değiştirdi yani. Çok sıkışık yaşadığımı anladım daha doğrusu. Ya da daha şartlanmış, sadece sorumluluk odaklı, hayata bakışı değiştirdi bende yani. Halbuki şey demedi hiçbir zaman değil mi? Hayatınız sıkışık, arkadaşlar, düzen, hiç böyle laflar etmiyor bakın. Aynen. İşte felsefenin bence güzelliği, heyecanı da burada. Şudur demiyor. Yani nasihat verse bile bir... Yani filozof size nasihat veriyormuş gibi görünürse, o iyi bir filozof ise eğer, o söylediği ironidir. Dikkat edin ya. İronidir. Hiçbir büyük filozof size nasıl yaşayacağınızı doğrudan söylemez. Satır aralarında dolaylı olarak bulabilirsiniz. Yani bizim kültürün deyimiyle ima eder, işaret verir, eğer o işareti fark ederseniz. O bakımdan böyle düşünürseniz çok keyifli bir şeydir. Size çok soyut konular anlatabilir. İşte mantık kavramlarından söz edebilir. Ama onları okumaya başladığınız zaman hayatınıza ilişkin bir takım düşünceler geliştirebilirsiniz. Yani deyim uygun mudur bilmiyorum ama belki biraz bazılarınız kaba bulabilir. Sizi kanırtır düşünce olarak. Hani çakılmışsanız bir yere, değil mi? Hani kanırtmak keseri böyle çivi. Çakılmıştır, o çivinin çakıldığı yerden çiviyi çıkartmak metaforunu kullanırsak. Böyle bir gücü olabilir. Bunun dolaylı olması beni daha etkili kılıyor. Çünkü doğrudan doğruya şunu yap, bunu yap. Mesela beni çok rahatsız eden vaaz dinlemek, doğrudan doğruya işte ben böyle yaşadım, böyle yaşamayan hapı yutmuştur filan gibi laflar. Çok şey yani düzeysiz, kaba ve saygısız laflar. Çünkü kardeşim sen öyle yaşadın da ben sen değilim ki ya. Ben farklıyım. Sen kendi deneyimini anlat, ben ne alırsam ondan alayım. Yani bana buyurma. Yani bir hoca çıkmış orada işte böyle yapmak lazım, şöyle yapmak, işte milliyetçilik budur, bilmem ne budur. Yani bir şey satıyor. Belli yani. Bir tezgahtar havası var. Bu beni çok rahatsız ediyor. Ha biz bu lafları söylerken tezgahtarlık mı yapıyorum? Olabilir tabii yani. Her zaman bu mümkündür diye. Şimdi bir ara verelim, devam edelim. Hocam, 1279 B4 ilginç bir şey söylüyor. Bunların sapmalarına gelince, yani her yönetim biçimini söyledi. Bunların bir de sapkın olanları var. Tiranlık, krallığın sapkınlığıdır. Oligarşi, aristokrasinin, demokrasi, cumhuriyetin sapmasıdır. Çünkü cumhuriyet diye burada çevrilen politeia,
kalabalığın, sürünün kendini yönetmesi demek değildir. Yani Platon onun için bu anlamda çoğunluğun yönetimine karşı çıkmıştır. Yani demokrasiye karşı çıkmıştır. Çünkü demiştir ki demokrasinin sonunda hep bir anarşi çıkıyor. Herkes konuşuyor ve sonunda bir kargaşa söz konusudur. Oligarşi zenginlerin faydasınadır. Demokrasi yoksulların faydasınadır. Ancak bunların hiçbiri ortak menfaati gözetmez. Bakın ortak menfaat sözünün altını çizmek lazım. 1279b4. Bu rejimlerin her birine biraz daha değinmeliyiz. Zira sorunlar ortaya çıkmakta ve herhangi bir araştırmayı yalnızca pratik bir amaçla değil de felsefi bir biçimde yürüten birinin hiçbir şeyi gözden kaçırmaması veya atlamaması ve her biri hakkında hakikati meydana çıkarması uygundur. Müthiş bir söz. Yani şu andaki beklentilerimize uygun gelen lafları yazmayalım. Onun ötesine gidelim. Çünkü biz hakikati araştırıyoruz diye. Yani Aristoteles mesela o zamanki yönetime uygun laflar yazabilirdi. Tiranlık dediğimiz gibi bir monarkın politik ortaklığı bir despot gibi yönetmesi durumunda ortaya çıkar. Hocam yani şey diyor, değil mi Aristoteles burada çok güzel bir şey. Herhangi bir araştırmayı felsefi bir biçimde yürüten kişi hiçbir şeyi gözden kaçırmayacak. Evet. Atlamayacak ve hakikati meydana çıkaracak. Onun için bu çok uzun vadeli bir araştırmadır. Eğer hakikati arıyorsanız bir birey olarak ölünceye kadar onun peşinde gitmeniz lazım. Şunu da ima ediyor olabilir. Hiçbir zaman bulamayacaksınız ama peşinden gidin. Deneyin, araştırın. Bulduğunuzu düşündüğünüzde bunu uygulamaya koyun. Bakın olmuyor. Tekrar deneyin, tekrar araştırın. Tiranlık, bunları anlatmaya başlamış şimdi, sapmaları. Bir monarkın, yani tek bir gücün, politik ortaklığı bir despot gibi yönetmesi durumunda ortaya çıkar. Bir oligarşide, rejimde yetki sahibi olanlar mülk sahibidir. Demek ki zenginler bir topluluk oluşturuyor, biz yönetelim diyorlar. Demokrasi de bunun tersidir. Fazla varlığa sahip olmayanlar ve yoksullar yetki sahibidir. Birinci sorun bu tanımla ilgilidir. Çoğunluğun zengin olduğunu ve kentte yetki sahibi olduğunu varsayalım. Yani azınlık değil de çoğunluk zengin olsun. Ancak çoğunluk yetki sahibi olduğunda bir demokrasi söz konusudur. Yani demos, kratos. Kratos güç, iktidar demek. Demos bir topluluk. Yani sülale olabilir, sülaleler topluluğu olabilir. Benzer şekilde bunun zıttını ele alalım. Bakın ne yapıyor Aristoteles? Düşünüyor. Değil mi? Yani bu metinde düşündüğünü görüyorsunuz. Bunu bir ele alalım bakalım ne oluyor. Bir de şunu ele alalım bakalım ne oluyor.
Şimdi genellikle bu tip metinlerde metin yazarı düşünmüş ve düşüncenin sonucunu yazmıştır. Metinlerin içinde yazarken düşünmek bana çok anlamlı gelir. Yani mutfağını sergileyen, yani belki de siz mutfağı görmek istemeyen lokanta ne diyelim müşterisi olabilirsiniz ama lokantanın mutfağını görmek. Yani bir sunuş yapmış, düşüncelerini düşünmüş ve sonucu yazıyor. Ben şeyi merak ederim, nasıl düşünmüş ya? Değil mi? Eğitimde de bu önemli. Ben düşünen öğretmenleri hep sevmişimdir. Biz hani de öğretmenler, sizi o yüzden seviyoruz zaten. Öğretmenler genellikle düşünmez. Onlar vaktiyle ya düşünmüş ya ezberlemiştir. Gelir bize bir şey anlatır. Ama öğretmenim ya benim önümde bir düşün bakayım. Yani ben bir gariban öğrenciyim. Beni düşündürtmeye çalışıyorsun ama sen nasıl düşünüyorsun? Bir göreyim bakayım. Ne dersiniz? Böyle öğretmenleriniz oldu mu? Siz oldunuz. Sizden başkasını görmedim. Yok canım yani ben başka alanlar için söylüyorum. Yani anaokulunda da olabilir, ilkokul, daha eski dönemlerde. Yani düşünen insan gördünüz mü? Hocam olmuştur belki ama biz şu... Ha, fark etmiyoruz. Evet, yani şu farkındalıkla o zaman yaşamadığımız için muhtemelen es geçmişizdir. Yani onun ayırdığına varacak kapasiteyi de... Ama bir şekilde yani farkına varmasanız da etkilenmiş olabilirsiniz. Hele şimdi teknoloji geliştikçe ben mesela bakıyorum... Girdiğim sınıfta hep perde aşağıda. Demek ki bir şeyi yansıtmış. Yansıtarak ders anlatmak ne kadar kolay ya. O yansısını okuyorsun şeyde. Karartıyorsun ışığı. Ben eski kafalı biri olarak bu eğitimi anlamıyorum. Yani ben çünkü gözünü göreceğim anlattığım insanların yani. Kırmızıda bir şey var ışık. Orada onu tutuyor falan filan. Hani arkada biri uyuyabilir, öbürü bilmem ne. Hani o da gerekebilir. Hani şekil falan gerekiyorsa belki tıpta filan çok gerekli olabilir ama. Mühendisliği de öyle anlatıyorlar. Mühendislikte de öyle anlatıyorlar. Bazen gerekebilir yani şekiller falan olduğu için ama. Şimdi Aristoteles'in yoksullar ve zenginler konusundaki acaba ne tarafa doğru eğilim gösterecek? Yoksulların zenginlerden daha, çeviriyorum sayfayı 276, daha az sayıda ama daha güçlü rejimde yetki sahibi olduğunu varsayalım. Ancak küçük bir grubun yetki sahibi olması durumunda bunun bir oligarşi olduğu söylenir. O halde bu rejimler iyi tanımlanmamış gözüküyor. Fakat zengin olmakla yani yoksul bir topluluk yönetmeye kalksa adı ne olur? Yani çünkü oligarşi zenginlerin, zenginler topluluğunun ama garibanlar topluluğu olsa ne olur? Tanımlanmamış diyor daha bu. Böyle bir düşünce. O halde bu rejimler iyi tanımlanmamış gözüküyor fakat zengin olmakla azınlığı, yoksul olmakla çoğunluğu birleştirsek ve rejimleri buna göre tanımlasak bile, yani oligarşiyi zenginlerin sayısının az mevkilere sahip olduğu rejim olarak, demokrasiyi ise yoksulların çok ve mevkilere sahip olduğu rejim olarak bunu yapsak başka sorun doğar.
Eğer söz ettiğimiz rejimlerden başkası yoksa, az önce bahsedilen zenginlerin çoğunluk ve yoksulların azınlık, ancak her birinin kendi rejiminde yetkili olduğu rejimler için ne diyeceğiz? Bu akıl yürütmenin açıkça gösterdiği şey, azınlığın oligarşilerde ve çoğunluğun demokrasilerde yetkiye sahip olmasının arızi olduğu, yani temel olmadığı, esas olmadığı arızi. Ve bunun her yerde zenginlerin az sayıda ve yoksulların ise çoğunluk olmasının bir sonucu olduğudur. Dolayısıyla bahsedilen nedenlerin farklılıklarının nedenleri olmadığı açıktır. Demokrasiyi ve oligarşiyi birbirinden ayıran şey yoksulluk ve zenginliktir. İster azınlık olsun, ister çoğunluk olsun, birileri zenginleri nedeniyle, zenginlikleri nedeniyle yönettiği zaman rejim mutlaka oligarşidir. Ve yoksullar yönettiğinde mutlaka demokrasidir. Fakat dediğimiz gibi zenginlerin sayısı az ve yoksulların çoktur. Zira zengin olanlar azdır. Ancak özgürlüğü herkes paylaşır ve bunlar iki kesimin rejim üzerinde çekişmesinin nedenidir. Yani bakın, zenginler ve yoksullar arasında bir çekişme vardır. O halde, 9. bölüme geçtim, ele alınması gereken, bakın düşünüyor Aristoteles, değil mi? Düşünürken yazmış. Çok ilginç. Düşünmesini bitirip yazmamış. O halde ele alınması gereken ilk şey, oligarşinin ve demokrasinin belirleyici işaretleri hakkında ne dendiği ile oligarşik ve demokratik adaletin ne olduğudur. Çünkü hepsi bir tür adaleti kavrar, ancak yalnızca belirli bir noktaya kadar gider ve adil olanı bir bütün olarak en hakim anlamıyla tartışmazlar. Örneğin adalet eşitlik gibi görünür ve zaten öyledir. Ama herkes için değil, yalnızca eşit olanlar için. Bir dakika hocam, burayı biraz duralım mı? Evet. Çünkü herkes eşit olmaz. Eşit olanlar vardır, bir de eşit hiçbir zaman olamayacak olanlar var. Yani bu Aristoteles için çok doğaldır. Zaten dostluk anlayışı da odur. Ancak eşitler dost olabilirler. Yani eşit dediği yaşı uygun olacak. Ekonomik durumları bir fakirle zengin olamaz. Bir bilgi açısından donanımlıyla daha az donanımlı dost olamaz. Çok zor bir iş. Yani Aristoteles'in dediği anlamda filia dostluk demek. Değil mi? Filia sofia var ya. Filia sofia bilgelik dostluğu, arkadaşlığı, sevgisi. Yani sevgiyle dostluk aynı sözcükle. Şimdi aslında bakın, bu Aristoteles okumalarında çok ilginç şeyler vardı mesela. Bir cümle okursunuz, Allah Allah bu cümle neden burada diyebilirsiniz, çarpıcı bir şeydir. Yani bağlamından kopardığınızda, ya Aristoteles'e bak ne kadar devrimci filan dediğiniz durumlar olabilir. Şimdi diyor ki, yani adalet diyorsunuz ama kimin için? Müthiş bir soru. Kimin için adalet?
Bu tabii kötü anlamda da söylenmiş olabilir ama yani garibanın adaletini düşünmüyoruz biz soylular için diye. Çünkü aristokrasi, Aristoteles'in şeyi. Yani aristokrasi tamamen zengin anlamında değil. Soylu insanlar. Soylu insan demek insan gibi insan demek. Yani bu da bunun ölçütü de muhtaç. Yani zaruri buradaki deyim. Zaruri ihtiyaçları olmayan demek. Yani zaruri ihtiyaç sizi yaralıyor ya. Yani zaruri ihtiyaç, bilmiyorum ne kadar yaşayan var aramızda ama boynunu büküyor insanın. Paranız yoksa felaket bir şey. Yani kendinizi o kadar zavallı, yetersiz, muhtaç, değil mi? İşte onun için yönetmek zaruri ihtiyaçlardan kurtulmuş olmakla olanaklıdır. Bu olmayınca zaruri ihtiyaçları sağlamak için onun bunun dalkavukluğunu yapıyor olabilirsiniz. Çok tehlikeli. Hocam burada çok enteresan bir şey söylüyorum. Adalet eşitlik gibi görünüyor ama kim için? Eşit olanlar için. Eşitsizlik gibi görünür adalet, eşit olmayanlar için diyor. Ya müthiş bir laf ediyor burada ya. Elbette. Ama bunun ne demek olduğunu ta Nikomahos'a, Etiye falan gitmek lazım. Hmm. Yani o başka eserlerinde şey. Ancak meselenin kimin için boyutunu göz ardı ettikleri için yargıları da kötü olur. Bunun nedeni yargının kendilerini ilgilendirmesidir, zira çoğu kişi genellikle kendilerine ait olanın kötü bir yargıcıdır. Müthiş bir saptama. 62 yıl yaşamış ya bu insan. Ve öyle eserler bırakmıştır ki neredeyse 2000 yıl etkili olmuş. Hocam bu son cümleyi de seçebilir misiniz? Yani böyle bir örnek yok. Tabii. Evet, zira çoğu kişi genellikle kendilerine ait olan, yani kendileriyle ilgili sorunları da karar verirken yanlış yaparlar. O yüzden de köle derler. Bakın, bunu yapabilmek, gerçekten bilgelik dediğimiz şey varsa, hani Sofya dediği veya Phronesis deyimini de kullanıyor Aristoteles. Bu ayrı bir ustalık istiyor. Kendini görebilme ustalığı. Sofya, Phronesis, marifet, hikmet gibi bir şey hocam. Öyle diyebiliriz. Phronesis marifet. Bir, ama marifet deyince şey de anlaşılabilir. Yani çok iyi keman çalıyor, güzel resim yapıyor, bir marifeti var. Hani marifet iltifata tabidir. Ama tam öyle değil. Yani o bir tarafını anlatıyor hakikaten. Phronesis İngilizceye practical wisdom diye çeviriyor. Yani wisdom bir hikmet, bilgelik, yaşama bilgeliği veya ben ona yaşama ustalığı diyorum. Ustalık o. Ama tekne anlamında ustalık değildir. Yani bir tekniği edinme ustalığı değil. Yaşama bir teknik değildir. Birçoğu öyle sanabilir de maalesef çağımızda o hale. Bir teknik olarak bakıyorsun. Ya kursa gittim. İşte psikanalizi bize öğrettiler. Veya kursa gittim. İyi konuşmayı öğrettiler. Hep teknik öğren. İşte kursa gittim, insanlara nasıl davranacağımı öğrettiler. Eğer öğrendiğinizi bir teknik gerektiğinde uygulama olarak anlıyorsanız
dar bir insansınız. Evet, o tekniği uygulayabilirsiniz ama teknikler birbiriyle bütünleşmeden ve siz tarafından yoğrulmadan yaşandığı için ayrı ayrı bir takım işte marifetler olarak ortaya çıkabilir. Ama onu harmanlayıp ruhunuzda, ne demekse ruh, içinizde yoğurabiliyorsanız veya psikologların kullandığı deyimle içselleştirebiliyorsanız, yani bakın bu çok önemli bir şey. Aristoteles'in ve Platon'un, Sokrates'in anlattı. Ahlak ve yaşama bilgisi sizin bedeninizin bir parçası olacak. Yani eskiden de insiyaki bir şey. Yani durup dururken nasıl birdenbire bir tepki verir? Durup dururken verdiğiniz tepki ahlaki olacak. Beden çünkü onu o kadar içselleştirmiş, özümsemiş ki yani ona mesela İngilizler the second nature, ikinci doğanız. Yani Aristoteles de onu diyor. Mesela dostum, arkadaşım benim ikinci kendimdir. Kötü bir söz bence. Çünkü dostum senin kendin, ben değil, değil ne demek yani. Yani öyle bir şey mi oluyor ya? Dost başka bir şey yani. Yani o kadar onu içselleştirdim ki. Bilgiyle olan ilişkimiz, sanatla olan ilişkimiz, ahlakla olan ilişkimiz de içselleştirme gerektiren durumlar var. Bugün mesela çocuklarla konuşurken ahlak dersi diye bir ders yapıyoruz. Bir insan ahlakı içselleştirmemişse, yani ya şimdi ahlaklı olmam lazım yoksa ne derler arkamdan, annem kızar, öldüğümde öbür tarafta yanarım. Hep bir korku ve beklenti içindeyse o ahlaklı değildir. Çünkü niçin ahlaklı olmalıyım sorusunun cevabı neydi? Çünkü ahlaklı olmalıyım. Bu kadar. Şey cevapları da güzel. Ahlaklı olmazsam kendime saygım azalır. Uyku uyuyamam. Ben olamam ki. Bu da müthiş bir içselleştirme. Yani ahlaksız olan yanımı kendim. Bu ben kendim, bu değilim. Bundan kurtulmam gerekir. Bu ahlaksızlığın gücüme gidiyor. Değil mi? Müthiş bir şey. Ahlaksızlığım, yalancılığım beni üzüyor. Ama dur biraz daha büyüyeyim. Sen beni gör bak, bir emekli olayım, nasıl ahlaklı olacağım. Ahlaklı olmak çok zor ya. Ama yalnız ahlaklı değil bakın. Bilgili olmak da zor. Her şey zor. Çünkü bilgi de içselleştirilecek bir şey. Mesela entel diye ben bazı insanlar, tiyatrocular, sanatçılar filan. Ya bilgili olduğunu bir defa kılık kıyafet, sakal, alt kuyruğu, saç, küpe, bakış filan. Yani ben bilgiliyim diyor. Değil mi? Yani bu şunu gösteriyor bence. Yani bir kısmı hakikaten öyle olmayabilir ama genellemek yanlış olabilir. Oturmamış üzerine bilgi. Bilginin görüntüsü öyle olmamalı zaten hocam. He? Bilginin görüntüsü, fenomeni, görüneni öyle olmamalı zaten. Evet, olmamalı. Yani o kadar içinde olacak. Mesela dindarlarda da bu var.
Yani dindar görüneceğim diye işte sakal makal falan bir bakınca ulan bu hakikaten hoca mübarek biri filan. Halbuki bizim kültürümüzde mahviyet diye bir özellik vardır. Yani mahvettiğiniz şey enaniyettir. Yani beni mahvedeceksiniz. O kadar bilgili olacaksınız ki bilgili olduğunuz hiç belli olmayacak. Yani biz bilgeyi kasap, manav falan mı zannediyoruz? Evet. Öyle hikayeler var. Kasap zannedeceksin. Yani biz daha akademisyen oldu işte şeyinden, duruşundan filan. Çocuklar bunu buraya getirin, bunu bilmem ne. Ha ulan diyorsun ki bu akademisyen herhalde. Olgun Bey hiç kasap mı manava benziyor. Yok, Olgun Bey bir sporcu görünüşü var yani o anlamda. Ya akademisyen gibi de görünebilir. Ona da bir itirazım yok. Gerçekten o ise. Yani görünüşleri eleştirmek yanlış. Onu demek istemiyorum. Önemli olan görünüşünüz hakikaten at kuyruğu olabilir. Böyle ses tonunun bilmem ne böyle von vonlu konuşabilirsiniz falan. Ama doluysanız o beni rahatsız etmez yani. Görünüşünüz ne olursa olsun. Yani hıyar gibi de görünebilirsiniz. Başka türlü de görünebilirsiniz. Böyle bir bilge bir insan gibi de görünebilirsiniz. Yani neyseniz öyle görünebilirsiniz. Fakat ben bir süre sonra veya hepimiz o insanla muhabbet ettiğimiz zaman ya hakikaten bu arkadaşın bir derinliği var ya. Yani bu bildikleri üzerine kafa yormuş. Emek sarf etmiş. Kendisiyle bilgisini beslemiş. Hani annenin çocuğuna süt vermesi gibi. Bu bir çile ya. Çile. Bu sıkıntılı bir şey. Çünkü onu yapmadan rahat edemiyorsunuz. Anlamadığınız şeyler sizi rahatsız ediyor. Ya bir dakika, kuantum anlattılar derste. Anladım diye öğretmene, evet öğretmenim anladım dedim ama eve gittim hiçbir şey anlamamışım ha. Çok ayıp, numara yapmışım. Şimdi bunu yeniden bir açayım, bir okuyayım bakayım, Google'a bakayım, başka yerlere bakayım. Bu kuantum nedir ya? Ve başkalarına numara yapmayayım. Numara yapmak ayıp bir şey. Yani günü kurtarabilirsiniz, herkes sizi alim sanabilir. Ama siz herkes için bilgi taşımıyorsunuz. Siz güzel bir insan olmak için, yaşamınızın anlamı olması için daha derin, daha ince, daha yüksek, daha geniş şeyler yaşamak için insan oluyorsunuz. Başkaları aferin desin. Üf ne derin insana helal olsun. Ahlaklı olmak, bazılarınızla konuştuklarımızı hatırlarsanız, görünmediğiniz zaman ahlaklı olmadır. Çünkü görünmediğiniz zaman her altı yiyebilirsiniz. Yani gidip bir insanın üzerine çişinizi yapabilirsiniz. Nasılsa kimse görmüyor. Parasını çalabilirsiniz. Ne isterseniz yapın. Ama mesela dindar arkadaşlar Allah görüyor dedikleri için oradan çekinebilirler. Bunu Semir diyor ya hocam. Değil mi? Haram haramı yiyene kadardır diye. Evet. Ne diyor? Haram haramı yiyene kadardır. Yani, zaten düşünüyorsam yani hep böyle kafamda varsa bunu yemek vesaire. Yani o işi yapmak. Yani yesen ne olur ki artık? İşte iç ahlak dediğimiz o ya. Yani bir insanı öldürmeyi düşünüyorsanız da öldürmüyorsanız bir anlamda katilsiniz. Mesela bunu dindar arkadaşlarla konuşmuyor. Artık insaf be hocam ya. Yani bırak şimdi yani öyle öldürmedik ki.
Ne var yani, onu da düşünmeyelim mi? Diyorlar. İşte o nasıl olur? Ahlakı içselleştirdiğiniz zaman öyle bir şey aklınıza zaten gelmez ki. Gelebiliyorsa ve gelmesi de bana sorarsanız insanidir. Yani orada ahlaksız olduğunuzu söylemek de çok katı bir şey. Yeter ki farkına varın. Ya Allah Allah, babamın yanına gittiğim zaman babacığım ver elini öpeyim. Ya ne kadar güzel bir insansın, bizi yetiştirdin filan diye iltifat ediyorum. Ama içimden şu pederi bir fırsatını bulsam da boğsam diye düşünüyorum. Neden böyle bölünmüş bir insanım ben? İşte bu sorgulamayla başlıyor şey. Yani kötü şeyler düşünebilirsiniz ama neden öyle olduğunuzu araştırmak güzel bir şey. Hocam, rahmetli Güven Bey yazık. Ben sizin konuşmalarınızı anlamıyorum. Ben bu kitapları anlamıyorum. Siz başka bir dil konuşuyorsunuz diye. Ne kadar şey yapardı. Evet. İşte o onun dürüstlüğünü gösteren bir şey değil mi? Şimdi diyor ki oligarşik ve demokratik adaletin ne olduğunu anlamak lazım. Çünkü hepsi bir tür adaleti kavrar. Ancak yalnızca belirli bir noktaya kadar gider, adil olanı bir bütün olarak en hakim anlamıyla tartışmazlar. Örneğin adalet eşitlik gibi görünür, zaten öyledir ama herkes için değil, yalnızca eşit olanlar için. Adalet aynı zamanda eşitsizlik gibi görünür, zira gerçekten öyledir ama herkes için değil. Yani ne anlamda eşitsizlik? Birisi çok çalışmış, birisi daha yetenekli, birisi daha muhtaç. O bakımdan eşit diyemezsiniz. Bunun nedeni yargının kendilerini ilgilendirmesidir. Zira çoğu kişi genellikle kendilerine ait olanın kötü bir yargıcıdır. Öyleyse, sayfayı çevirdim. Adil olan şey sadece belli insanlar için söz konusu, daha önce etikte belirttiğimiz gibi, şeyleri ve insanları aynı şekilde bölüştürmekten ibaret olduğuna göre, şeylerdeki eşitlik konusunda anlaşır, ancak insandaki eşitlik konusunda anlaşamazlar. Yani fiziksel olarak işte iki bardağın da boyu eşittir diyebilirsiniz belki. Ama insanlarla ilgili adalette zorluk çıkabilir. Bu büyük oranda az önce bahsettiğim şey yüzündendir. Kendilerini ilgilendiren meselelerde yargıları kötüdür. Bir başka neden ise her iki tarafında bir tür adaletle ilgili bir noktaya kadar konuşurken mutlak olarak adil olan şey hakkında konuştuğunu sanmasıdır. Zira bir taraf eğer bir açıdan örneğin mülkte eşit değilseler, tamamen eşitsiz olduklarını düşünürken, diğer taraf bir açıdan eşit oldukları takdirde, örneğin özgürlük, tamamen eşit olduklarını düşünür. Fakat en hakim hususlardan söz et, hani en genel, en baskın, en önemli vurguları konularda konuşamazlar. Onları vurgulayamazlar. Zira insanlar mülkiyet uğruna bir araya gelip bir ortaklık oluştursaydı kente katılımları mülkiyetleriyle orantılı olurdu ve bu durumda oligarşinin iddiası güçlü görünürdü. Zira 100 minalık bir miktara sadece bir mina katkıda bulunan bir kişinin bu miktarın ana parası ya da getirisinden geri kalanı veren kişi ile eşit paya sahip olması adil olmazdı. Görüyor musunuz? Yani yoksul bir mina katıyor, öbürü 100 mina, ikisi birbirine eşit değildi. Fakat insanlar yalnızca yaşam uğruna değil, işte bu müthiş bir pasajdır bakın.
çok alıntı yapılır buradan. İnsanlar yalnızca yaşam, yaşamak için değil, uğruna lafı kötü çevirin. Yani for the sake of'ı uğruna diye çevirmiş. Fakat insanlar yalnızca yaşamak için değil, iyi yaşamak için bir araya gelirler. Bu çok önemli bir nokta. Yani en ne bahasını olursa karnım doysun diye bir araya gelmezler. Karnım doysun, mutlu olayım, türkü söyleyeyim, resim yapayım, gezeyim. Yani yaşam 21. yüzyıl deyimle yaşam niteliği, hayat kalitesi artsın diye bir araya gelirler. Zira aksi takdirde kölelerden ya da hayvanlardan oluşan bir kent olabilir. Yani sürü halinde karnım doysun diye bir araya gelmezler. İnsan gibi insan olalım diye bir araya gelirler. Hani karı koca kavga ederken ben seni almasaydım açlıktan ölecektin. Değil mi böyle bir şey? Ya ama o ikisi güzel bir yaşam için bir araya geldiler. Sadece karnımız doyalım diye evlenmediler. Çünkü bunlar ne mutluluk, yani sırf yaşam için bir araya geliyorlarsa. Aslında ne kadar güzel evlilik yemini olur hocam. Evet. Güzel bir yaşam. Güzel bir yaşam için bir araya geliyorlar. Ne de bilinçli tercihle yönlendirilen bir yaşama iştirak ederler. Bu müthiş bir şeydir. Mesela Anna Arendt okuyacağız. Anna Arendt bu pasajı sık sık anar. Çok önemli bir şey. Yaşamı talep etmeyeceksiniz körü körüne. İyi bir yaşamı talep edeceksiniz. İyi yaşamın da ucu açıktır. Yani iyi yaşam para pul anlamında değil. İyi yaşam zaruri ihtiyaçlarımızın giderildikten sonra, şimdi bakın zaruri ihtiyaç meselesi kapitalist dünyada çok karmaşıklaştı. Çünkü insanlar gerçekten ihtiyacı olmayan şeyleri ihtiyaç olarak görüyorlar. Ya arkadaşımda şu marka ayakkabı var, bunu alayım. Bu benim ihtiyacım diyor. Yani Aristoteles'in zaruri ihtiyaç dediği şeylerin çok ötesinde zaruri ihtiyaçlar çıktı. Artık telefonumun markası şu düşük veya işte kapasitesi bu kadarken ben daha yüksek bir telefon istiyorum. Artık bu bir zaruri. Çünkü beni mutsuz ediyor. Onun için zarurileşmiş. Kendilerini herhangi bir tarafından, biri tarafından haksızlık yapılmasına karşı korumak için bir ittifak uğruna, yani bir ittifak adına ya da değişim ve karşılıklı yardımı kolaylaştırmak için de bir araya gelmezler. Yani sırf anlaştık diye değil. Elbette aralarında ithalat anlaşmaları, haksızlığa karşı tahkim anlaşmaları, yazılı ittifak sözleşmeleri vardır. Ancak bu konularla ilgilenmek için kurmuş oldukları hepsine ortak makamlar yoktur. Ayrıca bir kentin insanları antlaşma yaptıkları diğer kentlerdeki insanların nasıl insanlar olması gerektiğine dair ya da antlaşmalar kapsamında yer alanların hiçbir şekilde haksızlık veya kötülük yapmamalarıyla ilgilenmezler. Yani insanların bir araya gelmesi güzel insanlar olmak içindir. Yani ben bu insanla bir araya gelirsem daha çirkinleşirim. Daha basitleşirim. Daha yozlaşırım. Oysa benim bu insanla muhabbetim, bir araya gelmem, bu toplulukla
bağlantım beni daha güzel insan yapacaksa, daha bilgili, daha yardımsever, daha duyarlı, daha mantıklı, daha tutarlı, daha öteki insanlara karşı duyarlı yapacaksa ben o insanla yaşamı paylaşırım diyor. Çok müthiş bir ders aslında. Genellikle biz bunu düşünemiyoruz. Yaşam da buna izin vermiyor. Birileriyle mesela ailemizle, ana babayla zaten istemeden beraber olmuşuz. Oraya doğmuşuz. Ama tercihlerimiz de orada da çok fazla irademiz olmuyor. Yani belli bir yaşta mesela Beşiktaşlı oluyoruz. Beşiktaşlılarla beraber yaşıyorsun. Yani bu bir alışkanlık oluyor artık. Veya sülale oluyor. Onlarla anne, teyze, enişte, neyse. Onlarla bağlantılarla yürüyen bir ilişki. Vatandaş ilişkisi. Hemşerilik ilişkisi. Aynı partide olma ilişkisi. Çıkar ilişkisi, meslektaş olma ilişkisi. Ama bunlar güzel bir yaşam adına olmayan, bir zaruret sonucu, bir zorunluluk sonucu. Evladım, annenle biz bir zaruret sonucu evlendik diyorsanız, işte bu zaruret tehlikeli. Çünkü zarureti aşmış bir halde, yani zaruri gereksinimlerinizin zorladığı kararlar veriyorsanız orada özgür değilsiniz. Ama başka türlü kararlar mı var diye sorabilirsiniz. Başka türlü karar mı var? Çünkü zaruri ihtiyaç sadece biyolojik gereksinimler, yeme içme, cinsel gereksinim filan için demiyor. Mesela ya bunu yapmazsam annem üzülür. Annemin dediğini yapayım da bir zaruri ihtiyaç olabilir. Kimseyi üzmeyeyim. Beni tanıyanlar ne derler? Yani üzerimdeki baskılar nedeniyle de davranışların belirleniyor. Bunlar da sanki zaruri bir ihtiyacın, yani üzerimdeki baskının kalkma ihtiyacı oluyor. Hocam ahlaklı olmak da zorunlulukları getiriyor ki. Söz gelimi söz verdim, evet. Yerini getirmek zorundayım. Güvenilir olmak durumundayım. Ondan sonra yani dürüst olmak durumundayım. Bu kendi içsellikten gelen, içten gelen bir zorunluluk oluyor bunlar. Bu da baskı oluşturuyor ama böyle olmak durumundayım. Ama orada tabii felsefi açıdan sorun var. Eğer zaruri gereksinimler sonucu, yani dürtülerle, zihinsel olarak da olabilir, bedensel olarak da olabilir, baskılarla ahlaki oluyorsanız o oluş ahlaki değildir. Çünkü ahlakilik özgürlüğü ister. Özgür değilseniz ahlaki değilsiniz. İçsel zorunluluklar nasıl oluyor peki? Onlardan kurtulmuş olmak lazım. İçselleştirmek bir anlamda zorunluluğu da getirmiyor mu zaten? O ayrı bir şey canım, içselleştiriyorsanız bir şey diyemem. Çünkü içselleştirme bir baskı sonucu olan bir şey değildir. Bile isteye gerçekleştirdiğimiz bir şeydir. Yani dayatılan, üzerimizde dayatılan bir düşünce veya fiziksel bir dayatma, siyasi bir dayatma varsa... zaten orada ahlaki bir... Ama kimse dayatmıyor. Öyle. Siz dayatıyorsunuz. Demek ki içiniz özgür değil. Yani Aristoteles özellikle Eleftheria
Eleftheria özgürlük demek. Yani eleftheria özgürlük yoksa, baskı varsa, özgür irade yoksa, ahlak özgür iradenin olduğu yerde başlar diyor. Şimdi İyi, ben seçim yapıyorum bütün ama. Filozoflar mesela, özellikle Kant mesela. İçinizde böyle bir dürtü varsa özgür değilsiniz. Siz ahlak alanında değilsiniz, siz antropolojik alanındasınız. Seçimle gelen bir şey değil mi? Ben seçiyorum ama. Yani o davranışı seçiyorum, öyle olmayı seçiyorum. Bu bir özgürlük değil mi? Ha, o onun gereğini yapıyorsun. Evet. Tabii canım, o özgürlük tabii. Ama onun gereğini yaptığında zaten bir zorlantı hissetmezsin ki. Zorluk hissetmezsin. Ama hissedebilirsiniz. Niye canım? Türkiye'de yaşıyorsunuz. Niye hissetmeyeceksiniz? Aa, yani. Ya Türkiye'de yaşıyorum diye ahlaklı olunmaz. Ahlaklı Türkiye'de olmak, her şey çok zor. Ahlaklı ama olmak. Ahlaklı olmak, antropolojik olanın, yani zaman ve mekanın ötesinde olmayı gerektirir. Ya Türkiye'deyim böyle yapıyor, böyle ahlaklı olunmaz. Hayır, Türkiye'de ahlaklı olmak, güzel insan olmak zor diyorum. Zor tabii. O anlamda diyorum. Yani ama bak, güzel insan olmak zordur. Platon'un lafı. Hı-hı. Bunu evet. Kaç yerde söylüyor. Evet, evet. Hele Türkiye'de... Ya olamıyoruz arkadaşlar diyor. Güzel insan olmak istiyorum, olamıyorum. Ama bence ahlaki bir dürüstlüğün sonucu. Zorunluluk hissetmemen lazım ya. Bu neye benziyor? Allah kahretsin şimdi kolumu kaldıracağım. Uf. Yani bazen kolumuzu kaldırmak zor olabilir hasta filansak veya kaslarda bir sorun varsa. Ama bedensel bir sorun yoksa kolumuzu kaldırırız yani. Bunun gibi bir şey. Yani ahlak kurallarına uymak çok içselleştir. Kendiliğinden olur zaten. İşte böyle insanlara özdemli insanlar diyoruz. Özdemli insan ahlaklı olduğunun farkında değildir. Zaten o ahlaklıdır yani. Yani ahlaklı olayım şimdi, bir ahlaklı olayım da annem babam görsün. Bir resmimi çekin ahlaklı vaziyetteyken arkadaşlara göndereceğim. Böyle bir şey değildir. Ama şimdi Aristoteles'in dediği gibi de hani kitare çala çala kitare çalmayı öğreniyorsak da bir şeyleri de taklit ede ede anama babam görsün, o görsün, bu görsün diye diye de bu böyle olur ama yani. Ya, o doğru ama o konuda ben Aristoteles çok abime karşı çıkacağım. Neden? Çünkü böyle bir körlemesine bir şey değildir. Öyle diyor yani, iyi şeyler yapa yapa iyi olursun. Yok ya. Evet. Yani bu spor yapmak gibi bir şey. Yani sürekli spor yapa yapa kaslarını geliştirirsin. Kesinlikle doğru hocam ama. Ama ben neden hep iyi şeyler yapayım ki? Çünkü o iyi şeyler yapmanın ne anlama geldiğinin farkında değilsem, şimdi ahlaklı olmak, hani felsefecilerin yaptığı numarayı çekelim, ikiye ayrılır. Bir körlemesine, değil mi? Yani neden ne yaptığımı bilmeden, hani o içselleştirme, bilinçsiz bir içselleştirme vardır. Döve döve beni ahlaklı yapmışlardır. Değil mi? Ben hakikaten böyle içimden yalan söylemiyorum çünkü epey sopa yemişimdir. Ama bu değil. Orada yalan, neden yalan söylemediğimin ahlak anlamında bilincini, farkındalığını, anlamını yaşamam lazım. Ama hocam Aristoteles körlemesine demiyor ki, zaten sen düşünemiyorsan seni köle yapıyor ki karar veremiyorsun. Kölesin zaten diyor. Özgürsen tabii. Evet yani. Köle... Yani biraz Aristoteles'e de haksızlık etmemek lazım. Doğru. Yani zaten senin özgür olduğunu düşünerek... Evet. Kölesin diye düşünemiyorsan, karar veremiyorsan. Doğru.